Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Benim Hikayem programımızda karşınızdayız. Bu hafta da Bebek Spa Merkezi'ne geldik. Yanımızda Yeliz Kaya Hanımefendi var. Merhabalar Yeliz Hanım. Merhaba Müşra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tatlı bir yorgunlukla sizi bekledim. Bebeklerimi uğurladım. Bizleri işletmenize kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için, yardımcı olduğunuz gerçekten için. Gerçekten çok güzel bir yer. Aksaray'da ilk ve tek açılan spa merkezi size ait. Bunları konuşmadan önce size biraz tanımak istiyorum aslında. Yeliz Kaya kimdir? Yeliz Kaya bir çocuk annesiyim. 2 yıllık evliyim. Çocuk gelişim mezunuyum. Beni nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim? Hani ev hanımıydım. Sonra burayı açmayı düşündüm. Bu şekilde bebeğimle ilgileniyorum. Buradayken bebeğime teyzesi bakıyor. Hafta sonları anneannemiz bakıyor. Küçük bir oğlum var Mirza Efe Kaya. O şekilde eşim çalışıyor. O da bana her türlü desteği oluyor, yardımcı oluyor. Bu şekilde. Peki bu iş yerini açmaya nasıl karar verdiniz? Oğlum destek oldu bana bu konuda. Şöyle söyleyeyim. Kolik bir bebekte doğduğunda çok ağlıyordu. Çok yani huzursuz geceleri vardı. Onu öyle görünce tabii bir anne olarak hepiniz, annelerimizin hepsi az çok tahmin edebiliyordur. Kolik bir bebek hani belli bir saatlere kadar ağlıyor. Ben buradan Tekirdağ'a götürüyordum spa merkezine. Çünkü buralarda yoktu, yakın çevrelerimizde de yoktu. Orada babaanne de olunca orada spa'ya gelirdim ve baktım faydalarını gördüm. Gerçekten rahatlamaya başladı bebeği. Dedim neden Aksaray'da da olmasın? Bunun için özel bir eğitim aldım, gittim İstanbul'da özel bir yerde. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. 6 ay sürdü eğitimim. 6 aydan sonra Aksaray'a bütün annelerimize ve babalarımıza onlar da mutlu olsunlar diye burayı açtım. Bence gerçekten çok güzel bir yeri olmuş. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. İnşallah kendi oğlumu da getirmeyi planlıyorum. Daha da çok yakın zamanda açtınız aslında. 4-5 evet. günlük bir evet. açılışınız oldu değil mi? Evet, 4-5 günlük bir açılışım oldu. Ailelerimizden çok güzel dönüşler var evet. Korkan annelerimiz de var doğal olarak. Annelerimiz her zaman için korkar. Aslında korkmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. YouTube'da aslında yazdıkları zaman yurt dışındaki bebeklerimizi doğduklarında hemen suya bırakıyorlar. Çünkü bebekler anne karnında yüzmeyi öğrenip o şekilde yüzmeyi biliyorlar. Aslında güvenebilsek ki bu benim için de geçerli. Ben de bir anne olarak çocuğumu suya bırakıp yüzmesini bekleyemem. Çünkü cesaret edemem, korkarım bir şey olacak diye. Aslında korkmalarına hiç gerek yok. Evet, pandeminin zamanında ailelerimiz çok tedirgin oluyor. Ama ben onlar için bütün steril ortamı yaratıyorum. Kendi bebeğimi nasıl düşünüyorsam, diğer bebekleri de kendi bebeğim gibi düşünüyorum. Ve o şekilde davranıyorum burada. Hizmetlerimi o şekilde yapıyorum. Temizliğimi o şekilde yapıyorum. Hijyen konusuna o şekilde dikkat ediyorum. Bu şekilde. Peki bu süreçte size kimler destek oldu? Ailem çok destek oldu. Özellikle eşim. O çok destek oldu. Tabii ki en önemlisi bebeğim çok destek oldu. Çünkü bensiz kaldı. En büyük destek onun çünkü. En azından hani ben kapıdan çıkıp giderken ağlamadı. Gözüm onda arkada kalmadı. Yani dedim ki evet bebeğimi artık bırakıp diğer bebeklere yardımcı olabilirim. Diğer aileleri, diğer bebekleri mutlu edebilirim dedim. Böyle yani en çok ailemden destek gördüm. Peki nasıl tepkiler aldınız bu iş yerinizi açtığınızda? Yakın çevreniz neler söyledi sizin için? Aslında yakın çevremdekiler çok mutlu oldular. Çünkü bir kadın bir şey yapamaz. Toplumumuzda bu baskı var maalesef. Ailemize de tek kadın girişimci ben olunca annem yıllardır hayali ama bir türlü girişim yapamadı. Ben olunca ister istemez çok mutlu oldular. Sonsuz desteklerini gösteriyorlar. Yani hem sözlü hem yanımda destek olarak. O şekilde hani nasıl söyleyeyim? Gayet iyi, güzel şeyler, geri dönüşümler aldım. Yabancı kişilerden bazıları, yani arkadaş çevremi bahsedeyim. Yapamazsın, kapatırsın. Aksaray'da böyle yer tutmaz. Çünkü virüs var. Kimse getirmek istemez bebeğini. Ama
ben o ön yargıları kırmak için burayı açtım ve o ön yargıları kırmak için elimden geleni yapacağım. Cesaretinizi evet, kullandınız. Evet, bütün cesaretimle buradayım ve herkesin ailesini, bebeklerini mutlu etmek için herkesi buraya bekliyorum. İlla ki bebeklerini getirmek zorunda değiller. Gelip kahvemi içebilirler, benimle tanışabilirler, merkezimizi görebilirler, gezebilirler. İlla ki bebeğimi suya götüreceğim. Bu düşünceyle gelmesinler diye her zaman kapım açık, her zaman bekliyorum kahve içmeye, çay içmeye. Nasıl uygun görürlerse kendileri. Gerçekten çok da ilgilisiniz. Değerli izleyicilerimiz, Deniz Hanım'a dediği gibi oturup bir çay, kahve içebilirsiniz. İlla bebeğinizi getirmek zorunda değilsiniz. Peki Yeliz Hanım, daha öncesinde de bir çalışma hayatınız olmuştu. Yayından önce konuşmuştuk. Şimdi de bir girişimci olarak kendi işinizi yapıyorsunuz. Peki ne gibi yararlarını gördünüz bu çalışma hayatınızın? Aslında insanın kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Evet, zor yanları var ama zor yanları iyi yönleri olduğu için tolere edebiliyor. Görmeyebiliyorsunuz. En önemlisi ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Daha güçlüyüm. Anne olarak daha güçlüyüm. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstediğim her yere rahatlıkla gidebilirim, gelebilirim. Nasıl söyleyeyim? Hani bu gücü kendimde bulabiliyorum artık. Daha güçlüyüm diyebiliyorum. Daha cesaretliyim ve daha cesurum bu konuda. Bu süreçte bizim programımızın ismi Benim Hikayem. Sizi de etkileyen bir hikayeniz oldu mu? Ben bunlarla karşılaştım ama yılmadım dediğiniz bir şeyler oldu mu? Ben babasız büyüdüm, 11 yaşımda. Annemle babam ayrıldı. 11 yaşımda çalışma hayatına başladım. Çok pes ettiğim zamanlar oldu. Dizlerim üzerine çekip ben artık yapamayacağım dediğim zamanlar elbette oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedim çünkü benim karşımda güçlü bir anne vardı. Bizi okutabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onun o gücünü, bize karşı ilgisini, bize karşı olan güvenini sarsmamak için hep ayağa kalktım. Annem gözümün önüne geldi ve dedim ki ben daha başarılı olacağım dedim. Yani benim tamamen annem cesaretlendirdi, öyle söyleyeyim. İlk de yapmışsınız, eminim anneniz sizde gurur duyuyordu. Eminim. Aksaray'da böyle bir yer kazandırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadın olarak da cesaretinizden dolayı tebrik ederim sizleri. Bizleri izleyen seyircilerimiz için bir girişimci kadın olarak son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bütün kadınlarımız kendine güvensin. Kendi iç seslerini dinlesin ve eminim yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Kalplerinden gelen sesi dinledikten sonra o gücü kendilerinde bulacaklardır. Ben buna inanıyorum, öyle söyleyeyim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bugün aslında 8 küp hediyesi var. Güzel günlerde kullandı. Çok teşekkür ederim Evren Bey. Çok selamlarını da getirdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok bizler sağ olsun. Bizler teşekkür ederiz efendim. Hayırlı bol, bereketli kazançlarınız olsun. Kadınlara inşallah. Desteklerini duymuştum zaten. Çok teşekkür ederim. İleteceğiz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Ben de girişimci bir kadınım, benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.